Bu iş var ya bitti. Kazandım bence. Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. En son bir canlı yayın yapmıştım sizlere ve orada bir söz vermiştim. Mülakatta olması gerekenler, olmaması gerekenler, bunu bir simülasyonu yapalım. Bir canlı mülakat provası yapalım. İnşallah siz kıymetli adaylara mülakat süreçlerinde iyi gelir diye düşündük. Böyle bir simülasyon tertip ettik bugün ama daha program başlamadan, siz simülasyonları izlemeden şunu ifade edeyim. Siz alışverişinizi yapmışsınızdır. Hazırlıklarınızı yapmışsınızdır. Ya Erhan Hoca şöyle bir simülasyon gerçekleştirdi, ben de gidip hemen ondan almalıyım, o şekilde yapmalıyım gibi bir düşünceye kapılmayın. Sadece bu bir simülasyon, kafa karışıklığı olan, zihninde bir şeyleri oturtamamış arkadaşlarımız için sergilediğimiz bir çalışma olacak. Ama daha önce seminerlerimizde, canlı yayınlarımızda mülakatla alakalı bahsettiğimiz her şey geçerlidir. Yani bugün Hilal mesela giymiş olduğu kıyafetten çok farklı bir kıyafet, siz lacivert bir başörtüsü kullanmışsınızdır. Ya yok, ben hemen gidip onu değiştirmeliyim gibi bir düşünceye lütfen kapılmayın. İnşallah keyifle izleyeceğiniz bir mülakat simülasyonu olur. Katılan arkadaşlarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Sizler için emek gösterdiler. Bir pazar günlerini buraya ayırdılar ve sizlere kıymetli bilgiler verdiler. İnşallah size iyi gelir arkadaşlar. Başlayacak mülakatlarınızda 14 Nisan'a kadar sürecek bu mülakat sürecinizde bütün adaylara ben başarılar diliyorum. Allah emek verenin yanında olsun. Güzel haberler almak ve bize de o güzel haberlerinizi bildirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Muhammed Kemal Kendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Aslen Konyalıyım. Liseyi Konya'da okudum. Daha sonra üniversite sınavlarına girerek ilk önce Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. Orada 2 yıl okudum. Ama oranın tam bana göre olmadığını anlayınca hukuka bir ilgim vardı. Hukuk, çok seviyorum hukuku. Bugün sizlerin karşısındayım. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Muhammed Kemal Kendir. Aslen Konyalıyım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Bekarım. Muhammed Bey, madem Konyalısınız, aklınıza Konya denilince ilk ne gelir? Efendim, Konya denince aklıma Mevlana Celaleddin Rumi geliyor. Peki Mevlana dediniz madem, Şeyb-i Aruz hakkında bir bilginiz var mıdır? Efendim, Şeyb-i Aruz, Mevlana Celaleddin Rumi'nin düğün gecesidir. Düğün gecesi olmasının sebebi ise Mevlana Celaleddin Rumi öldüğü günü bir düğün gecesi olarak adetmektedir. Her yıl 17 Aralık'ta da Şeyb-i Aruz törenleri tüm dünyada ve Türkiye'de yapılmaktadır. Muhammed Bey, lekelenmeme hakkı nedir, anlatır mısınız? Lekelenmeme? Evet. Hocam, yani ilk defa duydum böyle bir kavram ama... Düşünün isterseniz. Lekelenmeme. Hukuk içerisinde mi bir soru acaba? CMK alanında bir soru. CMK alanında bir soru. Suçluların temiz olması mı? Ya da hukuki olarak... Yani bir başka soru alabilme şansım var mı? Pas diyebilir miyim ya da vesaire? Yani takdir sizin tabii ama... Muhammed Bey, nisbi muhakeme nedir? Efendim, şu anki mülakat heyecanından dolayı bu soruya cevap veremeyeceğim çünkü hatırlayamıyorum. Haydarinnarinnarinnarinnanay.
Arkadaşlar, bu mülakatlarda şimdi hem olumlu tarafları hem olumsuz tarafta aslında yapılması veya yapılmaması gereken şeyleri anlattık ama şu an Muhammed çok güzel söyledi. Yani o anki mülakat heyecanından hatırlayamayabiliriz ama sonuç itibariyle oraya gelen bütün adaylar olumlu netice aldılar. Yani hepsi bu sınavlarda başarılı oldular. Heyet de bunun farkında. Heyet sizden birkaç cümle de duymak istiyor. Yani bunu da diyebilirsiniz, bu şekilde bir cevap da verebilirsiniz ama bunun yanında eğer gelen soru size zihninizde bir şeyleri anımsatmışsa heyet üyelerinden müsaade isteyerek efendim şu anki mülakat heyecanından olsa gerek hatırlayamadım ama aklıma şu geldi, dilerseniz onunla alakalı ben bildiklerimi anlatabilirim gibi bir cevapla en azından sizin o anki beden dilinizi, diksiyonunuzu, konuşmanızı, hangi kelimelerle cümle seçiyorsunuz her şeyle alakalı bir ipucu vermiş olursunuz heyete. Heyetin de beklediği zaten bu. Anlaştık Muhammed. Teşekkür ederiz Muhammed Bey. Hocam bitti mi? Evet, çıkabilirsiniz. Olumlu mu hocam? Açıklanınca öğreneceksiniz. Bu iş var ya, bitti. Kazandım bence. Hiç oturmayalım, hiç oturmayalım Eyüp. Şimdi arkadaşlar, uzun yıllardır bu mülakatlarla alakalı birçok bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu bilgileri verdikçe tabii azalıyor bu sayı ama Eyüp bu yıl hiç olmayan bir kıyafetle gelmiş mülakata. Evet. Şimdi Eyüp üzerinden biz neler olmamış ve ne olması gerektiğini birazcık bence üzerinden geçelim. Eyüp, bu sakallar ne? Hocam sakalları kesmeden gelmişiz. Niye? Sakallar aslında kesilmesi gerekiyor değil mi? Evet. Sakalları keseceğiz. Bıyık kalabilir. Çok abartı bir bıyık olmamakla birlikte. Peki bıyıklar ama böyle buraya kadar mı olacak ya, yoksa? Çok bir simge haline getirmemek lazım yani bıyıklar. Ya bana kalırsa bıyık da olmamalı. Ama bıyık madem illa bırakmak istiyorsak da oradaki bıyığımız birazcık daha böyle bir sembol ifade eden bir tarzda olmamalı. Ama sakal muhakkak sakal tıraşı olmalı. Evet. Şu an bir spor kıyafetle gelinmiş. Kravat takılmışız, bir sanki klasik hava vermeye çalışmışız gibi ama tam anlamıyla bir spor kıyafet var. Öncelikle arkadaşlar, ceket hep söylediğimiz üzere lacivert, koyu lacivert, şu protokol az önce Muhammed'le yaptığımız çalışmada ona benzer bir renk kullanılmalı veya siyah bir takım elbise giyilmeli. Gömlekte sorun yok, gömlekle kurtarmışız. Kravatta da bir problem yok ama ceket burada olmamış. Onun dışında bakıyoruz şöyle, yüzük arkadaşlar, hep söylediğimiz üzere taşlı bir yüzük çok uygun değil. Nişanlısınızdır, evlisinizdir, bir nişan yüzüğü veya evlilik yüzüğü olabilir. Saatimiz varsa saat olabilir. Çok abartılı böyle bir göz alıcı, bütün heyetin gözünü alacak bir saat olmaz ama sizin kıyafetinize uygun bir saat de burada kullanılabilir. Pantolon zaten bir siyah lacivert. Biz orada takım giymişsek pantolonumuz da öyle olabilir. Yani bu pantolon zaten bir spor pantolon, bu da olmaz. O takım elbisenize uygun bir çorap muhakkak giymeliyiz. Yani siyah bir takım giymişsek muhakkak siyah bir çorap olmalı. Orada abartı bazen bazı arkadaşlarımız atlıyorlar. Çok rengarenk bir çorap oluyor. Oturunca o çorap hemen ortaya çıkıyor. Ona dikkat etmek lazım. Siyah lacivert takım giymişsinizdir. Siyah ayakkabı giyildiği zaman muhakkak kemerimiz de siyah olmalı arkadaşlar. Bakın burada kahverengi bir kemerimiz var. Siyah bir ayakkabımız var. Bu da olmaz. Kemerle ayakkabı aynı renk olmalı. Bu da dikkat edilmesi gereken diğer husus. Ama en başta sakal olayı zaten bitiren taraf olmuş. Buna dikkat etmek lazım. Yani o gün sabahı muhakkak bence güzelce tıraşınızı yapın. Bir gün öncesi saç tıraşınız da olun. O şekilde gitmeniz çok daha uygun olacaktır. İnşallah seneye sene yine bekleriz. Peki. Oturabilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Hilalnur Havadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Sivaslıyım, bekarım. Peki, şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç üye vardır? Şu an itibariyle 600 üye mevcuttur. Peki, ne zaman itibariyle 600 üye oldu? 2018 yılı itibariyle 550'den üye sayısı 600'e yükseltildi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çıkabilirsiniz. Ben teşekkür ederim efendim.
Evet, Hilal tebrik ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Hilal tam böyle mülakatlarda anlattığımız şekliyle güzelce kıyafetini giymiş. Yani ayakkabısından başörtüsüne kadar tam konuştuğumuz şekilde giyinmiş. O yüzden ben bir kusur bulamadım açıkçası. Yani makyaj noktasında çok abartmamışız. Başörtüsü siyah da kullanılabilir hep diyorduk. Lacivert de kullanılabilir. Şu anki renk de gayet uyumlu. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, ya başörtüsü kullandığımız zaman da çok böyle rengarenk bir şeylere girmeyelim. Yani ya siyah olmuş, lacivert olmuş, bordo olmuş. Yani bunlar elbisenize, giydiğiniz takım elbisenize uygun olduğu koşulda bir sıkıntı yok. Ama bazen çok rengarenk böyle renkli renkli şeyler kullanıyoruz. O birazcık sırıtabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Onun dışında duruşu, konuşması, oturuşu, çıkışı bunlarda herhangi bir problem görmedim. Yani hep söyleniyor ya illa etek mi olsun, illa pantolon mu olsun, ondan yana da bir problem yok. Etek de olabilir, pantolon da olabilir. Yeter ki mülakatı uygun, şıklıkta ve o zarafette olalım. Hilal de zaten o anlamda gayet iyiydi. Tebrik ediyoruz onu. Teşekkür ederim. Olumlu, hocam. Olumlu yani. Çok teşekkürler. Evet, Sema hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi arkadaşlar Sema ile alakalı da birkaç bilgi verelim. Arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlara da en azından burada tekrar dikkat çekmiş oluruz. Şimdi Sema, saçları toplamak çok daha iyi oluyor. O an saçlar çünkü gözünüzün önüne gelebiliyor, dikkatinizi dağıtabiliyor, heyet üyelerinin dikkatini dağıtabiliyor. Genelde böyle arkadan toplama veya topuz şekli bir şey çok daha iyi olur. Bir de önümüzü iliklememiz önemli. İliklediğimiz zaman eğer kombininize uygun bir ceketse, oturduğunuz zaman kadınlar için potluk yapmıyorsa illa bir açalım çıkartalım, bir erkek adaylarda olduğu gibi o strese girmemize çok gerek yok. İçimize de ben gömlek giymeyi çok daha uygun buluyorum. Az önce diğer arkadaşımız da güzel bir gömlek giymişti. Öyle bir beyaz gömlek olabilir. Gömlek değil ama beyaz bir bluz tarzı, yine takım elbisenin içerisinde sırıtmayacak, güzel görünecek, şık görünecek bir bluz da, beyaz bir bluz da olabilir. Pantolon veya etek, illa pantolon olacak, illa etek olacak diye bir şey yok ama takım elbiseye uygun bir pantolon olması çok daha iyi olur. Bu biraz böyle İspanyol paça gibi olmuş. Orada yine yakıştırmamız önemli. Etek de olabilir, etekte sorun yok ama dizin altında bir etek, oturduğumuz zaman bizi rahatsız etmeyecek bir etek olması da yine önemli. Ayakkabı, çizme giymişiz, olmaz. Yani burada yine az önce Hilal'i referans göstereceğim. Hilal çok güzel bir ayakkabı giymiş. Topuğumuz çok yüksek olmayacak, çok alçak olmayacak, çok ince olmayacak. Yani orada çok sırıtan bir ayakkabı değil de bugün zaten mülakat ayakkabısı diye araştırdığımız zaman hemen karşımıza çıkan bir ayakkabı modeli var. Onu giymek lazım. Onun dışında saatimizde bir problem yok. Makyaj anlamında bir problem yok. Bu şekilde olabilir. Yüzük zaten takmamışız. Herhangi bir küpe vesaire. Burada da çok zarif bir kolye olabilir. Bundan yana da bir problemimiz yok arkadaşlar. Küpe takmak isteriz. Çok böyle halkalı halkalı şeyler takmak yerine yine zarif böyle küpe. Yani amaç burada arkadaşlar, bizim orada ne bildiğimiz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz burada önemli. Yoksa bizim ifademizin veya duruşumuzun önüne geçecek bir kılık kıyafet içerisinde olmamak. Veya o kadar abartı bir makyaj. Böyle saçlarımız böyle çok böyle farklı bir tarzda bir yapılmış, bir düğüne gidermiş gibi bir saç olmaması gerekir. Dikkat edilmesi gereken hususlar aslında temelde bunlar. Onun dışında bir problem yok. İnşallah iyi netice alırız. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. İndir mami. Evet, hazırız. Hoşça kalın arkadaşlar.